Bir bilet düşünün ki sadece 49 euro vererek tüm ülkeyi gezebiliyorsunuz ve bu biletle tüm toplu taşıma araçlarını kullanabiliyorsunuz. Bu videoda sizlere Almanya'nın yeni bileti Deutschland Ticket'tan bahsedeceğim. 49 euroluk bu bilet 1 Mayıs itibariyle kullanılmaya başlanacak. O zaman tüm detayları öğrenmek için videoya geçelim. Mayıs 2023 tarihi itibariyle kullanıma başlanacak Deutschland Ticket'la ilgili tüm detayları anlatmaya hazırsanız başlayalım. Öncelikle bu 49 euroluk bilet Almanya'daki araç kullanım yoğunluğunu azaltmak için yürürlüğe koyulan bir uygulama. Bu uygulamayla insanların daha çok toplu taşımayı kullanmaya teşvik edilmesi, günün sonunda da elbette ki çevreye daha az zarar verilmesi Almanya hükümeti tarafından planlanıyor ve insanlar da bu tip taleplerde bulunuyorlar ve bu yüzden de Almanya hükümeti böyle bir çözüm sürecine gitti. Birçoğunuzun hatırlayacağı üzere geçen sene 2022 yazında 3 aylık süreçte aylık 9 euroluk biletler satışa sunulmuştu. Bu da yine aynı sebepten dolayı toplu taşımanın daha fazla kullanılması ve bununla birlikte de daha az kişisel, şahsi otomobillerin kullanılması, azaltılması için bu yöntem denenmişti ve oldukça da başarılı bir sonuç alınmıştı. Bu sonuçlardan yola çıkarak da Alman hükümeti yeni yılın ilk aylarında bu uygulamayı yürürlüğe koyacaklarını açıklamışlardı. Geçtiğimiz aylarda da bu uygulamanın 1 Mayıs 2023 tarihi itibariyle başlayacağı net bir şekilde açıklandı. Geçtiğimiz sene uygulanan 9 euroluk biletler sadece 3 aylıktı. Ancak bu 49 euroluk biletin ne kadar süre devam edeceği henüz açıklanmadı. Yani şu an için herhangi bir bitiş tarihi verilmedi. Bu yüzden daha uzun bir süre bu 49 euroluk biletlerin kullanılacağı tahmin ediliyor. O yüzden Almanya'da yaşayan birçok vatandaş için bu uygulama oldukça mantıklı ve hesaplı görünüyor şu an için. Eğer önümüzdeki günlerde bir bitiş tarihi açıklarsalar yine 9 euroluk bilette olduğu gibi vatandaşların çok da memnun kalmayacaklarını kişisel olarak düşünüyorum açıkçası. Çünkü kısa süreler aralığında yapılan bu uygulamalar vatandaşlar için elbette ki daha hesaplı ve mantıklı oluyor ama vatandaşın genel olarak istediği şey daha uzun süreli ve kalıcı bir çözüm üretilmesi. Şu an için Almanya hükümetinin böyle kalıcı bir çözüm yoluna gitmediğini söyleyebilirim. Bu yüzden Almanya'da yaşayan insanlar bu tip çözüm süreçlerine gidildiğinde bu süreçlerin çok da uzun sürmeyeceğini daha önceki deneyimlerinden biliyorlar ve çok da umutlu olmuyorlar maalesef ki. O yüzden bu 49 euroluk bilet önümüzdeki günlerde bir olumsuz bir açıklama yapılmazsa süresiz olarak devam edecek gibi gözüküyor. Ama elbette ki net bir şey söylememiz şu an için mümkün değil. Peki bu bileti nereden satın alıyorsunuz? Çok kolay. Deutschland Ticket App adlı bir uygulama tasarlanmış ve bu uygulamayı kullanarak hızlı bir şekilde online biletinizi alabiliyorsunuz. Bu online biletiniz yaptığınız bir abonelik sistemi gibi çalışıyor. Bu uygulamaya kişisel ve ödeme bilgilerinizi girdiğinizde sizden aylık olarak 49 euro otomatik olarak hesabınızdan çekiyor ve sınırsız bir şekilde bu toplu taşıma biletini tüm Almanya'da kullanabiliyorsunuz. Uygulamanın linkini de açıklama kısmına bırakacağım ki Almanya'da yaşayanlarınız varsa bu uygulamadan faydalanmayı unutmasın diye. Bu bilet tüm toplu taşıma araçlarına geçiyor. Trenler, yerel şehir içi otobüsler ve şehir içindeki tramvaylar, metrolar gibi tüm toplu taşıma araçlarında bu biletle sınırsız bir şekilde tüm Almanya genelinde seyahat edebiliyorsunuz. Ancak ICE gibi belirtilen hızlı trenlerde ve normal trenlerin de birinci sınıflarında bu biletle seyahat edemiyorsunuz. Bu biletle sadece ikinci klase diye geçen ikinci sınıf bölümlerinde seyahat edebiliyorsunuz trenlerin. Otobüslerde böyle bir durum olmadığı için özgür bir şekilde tüm Almanya'daki otobüslerde ve şehir içi tramvaylarında bu biletle seyahat edebiliyorsunuz. Bu 49 euroluk bilet kimileri için çok da ucuz bir bilet olmayabilir ama şöyle düşündüğümüzde herhangi bir şehrin aylık biletini aldığınızda yani abonelik yaptığınızda ortalama 70 eurodan başlayan fiyatlar ödeniyor ve bu fiyatlar kullanacağınız zona göre yani şehirlerde Almanya'da A zon, B zon, C zon gibi ayrılan bölgeler var. Şehrin en merkezi yeri genelde A zon oluyor. Bir tık dışarısı B zon olarak geçiyor ve
şehrin en dış kısımları da C-Zone olarak geçiyor. Aylık bilet aldığınızda bu bölgeler arasında seçim yapmanız isteniyor ve bu bölgeler arasındaki yaptığınız seçime göre de fiyatlandırma artıyor. O yüzden en düşük fiyat 70 euro diye hesaplasak 49 euroluk bu bilet oldukça uygun ve mantıklı bir çözüm yolu olarak şu an için gözüküyor. Eğer Almanya'da yaşıyorsanız ve 49 euroluk bu aylık biletler hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Mesela benim yaşadığım şehir Hannover. Bu şehirden aldığınız bir bileti başka şehirlerde kullanabiliyor musunuz gibi bu tip birçok soru internet üzerinde geziniyor ve bunun net cevabı elbette ki tüm Almanya'da gönül rahatlığıyla bu bileti kullanabileceksiniz. 1 Nisan'dan itibaren satışa sunulan ve 1 Mayıs itibariyle de kullanıma başlanacak 49 Euro'luk Deutschland Ticket'la ilgili bildiğim detayları sizlerle bu videoda paylaştım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve merak ettiğiniz şeyleri yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.